Siz istediniz, ben çektim. Son 10 yılın çıkmış KPSS sorularını inceledim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu videonun iki kısmı daha var. Paragraf soruları ve ÖABT soruları. KPSS'de çıkmış ve çıkması muhtemel soruları bu videoda incelemiş olacağız. Neden önem arz ediyor? Çünkü ben size bu yılın başından sonuna kadar hep ne dedim? Arkadaşlar KPSS'de paragrafı çok zorluyorlar. Oradan çalışın. Dil bilgisi çok zorlaştı artık. Her sınavda böyle ama KPSS soruları bir tık daha ileri düzeyde. Lütfen oradan çalışın dedim. Siz de bu videoyu istediniz. Paragraf kısmı bitti. KPSS gibi koymuştuk o kısmın adını. ÖABT kısmı gibi bitti. Yine KPSS'nin alan kısmı bu ama o da AYT için önemliydi. Yine bu kısımda ne için önemli? 2022 TYT, 2022 KPSS için önem arz eden bir bölüm. Bir tık zorlayacağım arkadaşlar. Bütün sene boyunca aslında full tekrar da çektik ya, orada da izlemişsinizdir. Ya da 2022 TYT oynatma listemiz zaten bitirdiniz. 2022 KPSS oynatma listemiz zaten bitirdiniz. Artık bu sorularda teknikleri kullana kullana ilerleyeceğiz. O zaman hazırsanız efsane bir ders sizi bekliyor. Evet, başlayalım bakalım. Arkadaşlar şöyle bir ekran görüntüsünü alın. Size de soracağım. Bu arada hep doğrularını yazdım ama teknikleriyle konuşmak istiyorum. Neden böyle? Biliyorsunuz ki biz yazım yanlışlarında şu kelime şöyle yazılır, bu kelime böyle yazılır. Hop ezberle, post-it'e yapıştır, duvara yapıştır, ekran, telefonunda ekran görüntüsü yap falan istemiyorum. Bunları istemediğimi defalarca derslerimde söyledim. Burada da aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. Meşhur K artı K tekniğimizi kullanacağız. Sizin hep yorumlarınızda K artı K yaşatır diyorsunuz. Gerçekten öyle. K artı K'nin çözmediği, işlemediği bir kelime inanın yok. Yeter ki hakkıyla öğrenin. Mantığımız ne? K artı K'de biraz da tekrar edeyim, ondan sonra örneğe bakayım. Kural 1 bize ne diyordu? Kelimelerden her ikisi de anlamını kaybettiyse %100 bitişik yaz. Kelimelerden her ikisi anlamını koruyorsa %100 ayrı yaz. Çünkü onlar kelime grubudur. Bir de kural 3'ümüz vardı. İkinci kelime anlamını kaybederse %90 ayrı yazılır ama %10'luk bir istisnam vardı. O da vurguydu. Vurgu 2'den 1'e geçerse eğer bitişik yazın demiştim. Bunların hepsini detaylı örnekleriyle normal yazım yanlışını videomda anlattım. Ama burada örneklerle tekrar bakacağım arkadaşlar. Eğer eksikseniz konudan lütfen 4 video falan zaten. Bir de çok kısa. Benim videolarım çok uzun sürmüyor biliyorsunuz ki. Oradan da bir bakın. Şimdi güzel coğrafya falan da var içinde. İşin içine biyolojiyi falan kattım. Yani çok güzel örnekler hazırladım. Ana vatan kelimesine dikkat edin. Ben böyle gelmesi sanki böyle muhtemel bir kelime gibi geliyor bana. Tiftik keçisinin ana vatanı Türkiye'dir dedim. Ana vatanı ayrı yazıyorum arkadaşlar. Neden? Elimde bir K artı K var. Gerçekten ana bir vatan. Yani sizin kendi, mesela ana sorun falan dersiniz ya, kendi vatanınız o anlamda. Dolayısıyla ben burada K artı K'de artık yeni anlam görmüyorum. O zaman diyorum ki bu bir kural 2 noktasıdır. Kural 2 sorusudur. Kelimelerden her ikisi de anlamını kaybetmezse bu bir kelime grubudur ve %100 ayrı yazılır. Bu sebeple ayrı yazdık. Arkadaşından bu hayırlı iş için önayak olmasını istemiş. Çok güzel bir kelime. Yine gelme potansiyeli yüksek. Önayak olmak. Şimdi bir şeyde önayak olmak demek arkadaşlar, destek olmak, yardımcı olmak gibi bir anlam. Yine ben burada K artı K'de kesinlikle ama kesinlikle yeni anlam görüyorum. O zaman kural 1 ne diyor bana? Kelime artı kelimede yepyeni bir anlam varsa bu bir birleşik kelimedir. O sebeple %100 bitişik yazılır. Yani kelimelerden her ikisi de anlamını kaybederse %100 bitişik yaz diyorum. Çok önemli bir nokta. Diğer bir noktama geliyorum. Bu işten men olunma durumu var. Şimdi men olmak kelimesi çok güzel bir kelime. Ben yazdırmıştım. Men olmak, cem etmek değil mi? Kat etmek, bunlar güzel kelimeler. Buradaki mesele biraz farklı ama arkadaşlar. Bu Arapça bir kelime men olmak. Aslında şurada bir ayın harfi var ama o oradan düşüyor, tamam mı? Biz o yüzden bunu nasıl yazıyoruz? Bitişik yazıyoruz. Dedi ki hani ses olayı olursa kelimelerde bitişik yazalım ama ses olayı olmazsa ayrı yazalım. Ayrıca şu kelimelere de lütfen çok dikkat edin. Terk etmek ayrı yazılır. Fark etmek ayrı yazılır değil mi? Arz etmek ayrı yazılır. Zaten bunlarda herhangi bir ses olayı olmadığını da ben görüyorum. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla nasıl yazıyorum?
ayrı yazıyorum bunları. Ama men olmak, tekrar söylüyorum, men olmak, cem etmek, kat etmek, bunları bitişik yazıyoruz arkadaşlar. Peki diğer bir örneğimize geçtim. Ablamın et yemez olma durumu B12 vitamin eksikliğine kadar gitmişti. Şimdi et yemez, var yemez, tanrı tanımaz. Şöyle bir kuralı var TDK'nin, diyor ki sonu diyor sıfat fiileklerinden bir tanesiyle bitmişse bu birleşik kelimeleri bitişik yazacağız. Ama ben yine bunu KRTK'den açıklamak istiyorum. Çünkü burada gerçekten et yemiyor bu kişi ama burada arkadaşlar biraz daha vejetaryenlik durumu var değil mi? Yani o bağlamda et yememeye de gittiği için yine bitişik yazılıyor. Dolayısıyla hatta şöyle de bakalım, ben hep yapıyorum ya, bu yemez et mi? Yani et değil. Yani bütün şeyleri kastediyor aslında. İşte ne bileyim sakatat vesaire, yani hepsini kastediyor. Öyle de bakabilirsiniz. Bunu gerçekten yemiyor. Biraz vurguyla da açıklanabilir. Ama tekrar söylüyorum, buradaki tabii ki o kuralda da çözebilirsiniz. İşte ikinci kelimesi sıfat fiileklerinden bir tanesiyle bittiyse anası mezar dikecekmiş diye kodluyorsunuz ya. Ben bu kodlamaya karşıyım. Çünkü HKŞ'de bunu yıkmıştık ama hadi yine söyleyelim. Belki öyle çalışmışsınızdır. Ama burada her halükarda bir vejetaryenlik durumundan bahsettiği için yeni anlam oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Bir diğer örneğim. Kanın her milimetre küpünde 5 milyon al yuvar bulunur. Şimdi al yuvar, ak yuvar. Bunları bitişik yazıyorum. Neden? Aslında gerçekten yeni bir anlam var. O kandaki durum değil mi? Biyoloji, kanın rengini veren de yanlış hatırlamıyorsam. Biyolojisi iyi olanlar lütfen düzeltsin yanlış hatırlıyorsam. Arkadaşlar kana kırmızı rengini veren de değil mi? Al yuvar. Bir de ak yuvar var. Bunlar bitişik ama mesela göz yuvarı desem o ayrı. Yani gözdeki bir yuvardan bahsediyorum ama burada o renk verme durumundan bahsettiğim için bitişik yazıyorum. Yine güzel olmaz mı? Yani al yuvar, ak yuvarı sorsalar, K artı K'de yepyeni bir anlam deseler bence tadından yenmez. Ama tabii bağlamda verdim. Bağlam çok önemli. Onu da unutmayalım. Peki ben oldu bitti kelimesini hep böyle yazımda çok üstünde durdum arkadaşlar. Burada da bitişik yazıyoruz. Çünkü bir şeyin gerçekten olması ve bitmesi durumundan ziyade burada biraz daha şeyden bahsetmiyor muyuz? Hani acele bir şekilde bitti her şey. Ama bunu mesela TDK şey diyor, işte ikinci kelimesinde dili geçmiş zaman kipeki bulunan kelimeler birleşik yazılır falan diyor. Ama ben yine bence, ben hep KRTK'den yapıyorum bu arada. Yine K artı K'den, yani bir şeyin direkt olması ve bitmesinden ziyade hızlı bir şekilde aceleye getirip gibi değil mi? Böyle bir şey görüyorum. Dolayısıyla ben yine burada yepyeni bir anlam görüyorum ve %100 bitişik yazıyorum. Devam. Annem kuş lokumunu nefis yapar. Şimdi bunu genelde öğrenciler biraz böyle şey yapıyor, ayrı yazıyor gibi düşünebiliyor ama ben burada gerçekten bir kuş lokumundan değil de böyle bir kurabiye var, bilir misiniz bilmiyorum ama bu kurabiyeden bahsediyorum. Dolayısıyla tabii ki mesela size daha da farklı cümleler haline de gelebilir bu. Dolayısıyla bunu bitişik yazıyorum çünkü artık bir kurabiye. Yani ne kuştan bahsediyorum ne lokumdan bahsediyorum. Dolayısıyla diyorum ki adam burada ne kuştan bahsetmiş ne lokumdan. K artı K yepyeni bir anlam. Kural 2 %100 bitişik diyorum. Yani o iki kelimemde yepyeni bir anlam oluşturduğu takdirde ben bunları nasıl yazıyorum arkadaşlar? Bitişik yazıyorum. K artı K yine yaşatmadı da ne yaptı Allah aşkına. Çok beğenmiştim o yorumu. Bir arkadaşınız atmıştım. Güzel. Öğrenenler oturup da böyle sayfa sayfa kelime ezberleyip ya da işte bir yerlere yapıştırıp odaların duvarlarına yapıştırıyorlar. Post-itler şeyde, çalışma masalarının üzerinde. Gerek yok bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapıyoruz. Varsa çıkmayan örnek lütfen yazınız. Çok çok istisnadır. Bazen çıkabiliyor ama ben yine onu vurgudan bir şekilde bulabiliyorum ama bazı arkadaşlarımız vurguyu anlamadığı için ben yeni kurallar da oluşturmuştum. Hatırlarsınız 2022 oynatma listelerinde var. Ama varsa da yine böyle kafanıza takılan kelime lütfen yazın. Hemen gördüğüm an cevap veriyorum. Hadi devam edelim bakalım arkadaşlar. Bomba sorular hazırladım. Hemen bir bakın. Önce ben bir çekileyim. Siz de ekran görüntünüzü alın. Ondan sonra başlayalım. Evet. Şimdi birlikte yapıyoruz. Karma devre ilgisi sorusu tarzında şöyle cümleler gelse buna ne yaparız? Bakın nasıl okuyorum aslında. Çırpınan bir kelebek kanadı mıdır? Şimdi ben bunu bana şöyle sorabilir. Nasıl sorabilir? İlla sıfat fiil vardır demez. Şöyle sorabilir mi? Nasıl kelebek kanadı? Çırpınan kelebek kanadı. Bakın bu niteleme sıfatıdır.
Ama şurada da bir adet sıfat fiilim var. Yani şöyle sorabilir mi? Bir sıfat tamlaması bir sıfat fiille oluşturulmuştur diyebilir. Tamam mı? Bu tarz sorular. Yani diyecek ki işte sıfat tamlaması bir sıfat fiille oluşturulmuştur. Sıfat fiille oluşturulmuştur. Tamam mı? Bu tarz gelebilir arkadaşlar. Yine duyar gibi o gizli sesleniş çağlardan bunu nasıl sorabilir? Bakın burada yine bir sıfat fiil görüyorum, sıfat tamlaması görüyorum. Ama bu sıfat tamlaması şimdi nasıl çağ? O gizli çağ. Hatta o gizli sesleniş. Nasıl sesleniş? O gizli sesleniş. Şurada da bir etki var. Hem nitelemem hem belirtme sıfatı bir sıfat tamlaması oluşturmuştur. Aynı zamanda o sıfat tamlamasının içerisinde de bir isim fiil vardır. O zaman bu tarz bir cümle düşünün. Yani şıkta biraz daha sizi zorlamak için bu tip ifadeler gelebilir. Dikkat edin. Burada şunu yapıyorsunuz. Diyor ki burada size duyar gibi o gizli sesleniş çağlardan derken nasıl sesleniş? Gizli sesleniş. Tamam, bir sıfat tamlaması var. Ama şöyle der. Aşağıdakilerin hangisinde ya da işte bir tane şiir verdi. Bir işte 1, 2 diye numaraladı. Dedi ki bir isim fiil ekini alan bir sözcük sıfat tamlaması oluştururken hem niteleme hem belirtme sıfatları kullanılmıştır. Bakın sadece o upuzun cümleleri sadeleştirerek gittim. Fark ettiniz mi? Hemen mesela bir isim fiil aradım. Yoksa onu eliyorum direkt. Ya da işte bir niteleme bir belirtme sıfatı aradım. Tamam mı? Yani yaptığım şey pratik bir şekilde bunları aramak oldu. Buna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Peki bir de şu çok önemli. Geçen buna benzer bir soru sormuştum. Topluluk kısmını ben çok sık kullanıyorum biliyorsunuz ki. Arkadaşlar oradaki yazım yanlışlarımız, orada verdiğim bilgiler çok kıymetli ve bütün sene boyunca gece 2, 3, 4 fark etmeksizin Ramazanlarda değil mi? Sahurları hatırlarsınız. Hep paylaşım yaptım. Dilerim çok faydalı olacak ve bu sınavı tam yapacaksınız arkadaşlar. Sesim kulaklarınızda çınlayacak. Hiç merak etmeyin. Şimdi kök türü bakımından tahlil edin dedi. Tamam, çok böyle karışan kelimeler. Benim bu arada çok sıkıntı yaşıyorsanız şu konuda benim şöyle bir videom var. Bu sözcüklerin kökü isim kök. Bu sözcüklerin kökü fiil kök. Yazın direkt çıkar zaten. Bu videolara da bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü sözcükte yapının anahtar noktası budur. Önce kök buluruz, sonra geleneklerle birlikte tahlile devam ederiz. Şimdi şuna çok dikkat ediyorsunuz. Gece kelimesi geçmekten gelir arkadaşlar. Bakın vakit gündüzdü değil mi? Sonra öğle oldu. Sonra akşam oldu. Gece oldu. Yani vakit geçtikçe gece oluştu. Tamam mı? O yüzden ben buna gidip de isim kök falan diyemem. Yani şöyle nasıl yapabiliyoruz anlamıyorum. Bazıları yapmış. Bak şimdi burada düzelteceğiz. Geçmek fiil kök arkadaşlar. Tamam mı? Sonra değişim kelimesi. Değmekten gelir bakın. Birinde değişim gördüğünüzde ona mutlaka bir el değmiştir. Değil mi? Bir dokunma vardır. Mecaz ya da gerçek fark etmez. O zaman diyorsunuz ki değişim kelimesi değmekten gelir fiil kök. Işık. Bak bu da çok önemli. Arkadaşlar anneniz hiç demedi mi? Hava ışıdı kalk falan. Bizim evde çok kullanılır. Bu arada şuna dikkat ettim. Bizim evde acayip derecede şey var. Ne var? Atasözü, deyim, mani. Mesela şey konuları anlatıyorum ya. Geçen gün... Şurada da çok basit bir anekdot vereceğim ama konuyla alakalı şey değil. Şimdi bal tutan parmağını yalar, tamam mı? Bir öğrencime anlatıyorum online derste. Bal tutan parmağını yalar. Hatta ben de onu değiştiriyorum. Halk da avucunu yalar diyorum. Ne demek? Size de sorayım. Bal tutan parmağını yalar. Bak hem gerçek var hem mecaz var arkadaşlar bu atasözünde. Orada annem bildi hemen söylüyor falan. Dur diyorum işte ders var. Ne demek bu? Şu demek. Siz bir işte... Bir işin içinde bulunuyorsanız mutlaka o işin nimetlerinden faydalanırsınız. Ben hatta bunu şeye benzetiyorum. Mesela milletvekillerini falan örnek gösteririm. Devletin başındalar ya, devletin etinden, sütünden, her şeyinden faydalanıyorlar. Yani bal tutan parmağını yalıyor, halk da avucunu yalıyor. Yani biz genelde avucumuzu yalıyoruz arkadaşlar. Peki. Devam. Değişmek fiil kök dedik. Işık çok önemli. Bak bunu unutmayın. Hava ışıdı. Tamam mı? Işımak o zaman fiilmiş. Işımak fiil kök diyorum. Işımaktan ışık K fiilden isim yapım eki. Ama oturup ezberlemiyoruz biliyorsunuz ki. Ek ezberleyenler yok. O da yoktu bizde. Var mıydı bizde? Ek ezberliyor muyduk? Hayır. Sözcükte hep konumuza bakarsanız zaten göreceksiniz. Kayık kelimesinin kaymaktan geldiğini unutmayın. Eski Anadolu Türkçesinde arkadaşlar. Bu arada Nişanyan sözlüğe de bakabilirsiniz. Ben çok kullanırım. Nereden geldikleri biraz böyle kelime tahlillerini sevdiğim için. Kayık kelimesi kaymaktan gelir. Tamam mı? Bu da fiil kök. Harcanan kelimesi çok güzel bir kelime olmaz mı? Harçtan gelir. Ya harçlık mesela. Harcınız var.
orada aslında elinizdeki miktar falan bundan bahsediyorsunuz. Dolayısıyla bu artık isim köktür. Mesela size dedi ki işte kök türü bakımından farklıdır. Cevap o oldu, tamam. Peki dersi anlatırken genelde değil mi istedim ama aklıma bir kelime takıldı. Bu dersin paragraf kısmını da bitirmiştik. KPSS gibi paragraf yaptık ya bir önceki derste. Şu kelimeyi bir konuşalım mı arkadaşlar? Nasıl gelir? Daha önce gördüm, bir soruda gördüm ama tam hatırlayamıyorum. Bir öğrenciyle çözüyorduk sanıyorum. Kifayetli kelimesi. Böyle paragrafın içinde vermiş, demiş ki alt çizgi kelimeyle uygun bir kullanım demiş. Sizin kifayetli kelimesinin yeterli olduğunu bilmeniz gerekiyor. Hatta böyle bir şiir yok mu? Orhan Veli'nin. Bu derde kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu, bu derde düşmeden önce bir yer var biliyorum, her şeyi söylemek mümkün, duyuyorum anlatamıyorum. Anlatamıyorum şiiri var ya, ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda, dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle, bilmezdim şarkılarım bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. O zaman burada öyle çeldirmiş, bak sen kifayetsizin, kelimelerin ise yetersiz olduğunu biliyorsun ama kifayetliğinde o zaman yeterli olduğunu bil. Olumlusu, tamam mı? Direkt böyle sormuştu, şıklarda da yeterli vardı işte, uzun bir cümle vermiş, yeterli. Gördün şak yapıştır, bu kadar. Tak yani, tak tak tak, bildiğin anda direkt çıkıyor gördüğünüz gibi. Güzel, inşallah gelecek. Sonra yakalayacağımızı düşünüyorum açıkçası. MSÖ'de yakaladık arkadaşlar. Şey dedim, yine ÖABT sorularını da inceledim biliyorsunuz ki. Yine KPSS'de de o noktada soruyu yakaladığımız çok olmuştu. Yine AYT'de de bunu göreceğiz. Peki, güzel bir kelime olur. Dediğim gibi kifayetli, yeterli. Az önceki Orhan Veli anlatamıyorum şiirinden aklınızda kalabilir. Peki arkadaşlar, bir anlatım bozukluğu da sormak isterim. Anlatım bozukluksuz olmaz. LGS'de yıllar sonra bu sene LGS 2022'de anlatım bozukluğu soruldu. Neden TYT 2022'de sorulmasın? Neden KPSS 2022'de sorulmasın? Sorulabilir. Orada bir sanki bir ışık yandı. O yüzden ben hep bu sene böyle üzerinde durdum ya videolarda. Şurada da güzel ama zor bir soru. Bir siz düşünün istiyorum. Ben romanı köşe yazarlığı gibi düşünmüyorum. Nerededir anlatım bozukluğu? Gelsin cevaplar. Nerededir? Evet. Biraz zor. Şimdi şöyle arkadaşlar. Olmadı yani, bu cümle olmadı, anlatım bakımından bozuk. Biz anlatım bozukluğunu yaparken ya bir şey eksik ya bir şey fazla ya da uyumsuz metodumuzla gidiyorduk hatırlarsanız. Şimdi ben romanı köşe yazarlığı gibi düşünmüyorum diyor ya. Roman bir tür değil mi? Ama köşe yazarlığı meslek. Nasıl oldu şimdi türle mesleği sen karşılaştırdın? Olmadı. Ne diyecektin? Şöyle yap, olsun bitsin. Ben romancılığı köşe yazarlığı gibi düşünmüyorum de. Düzelsin cümle. Tamam. Çok önemli. Güzel bir soru oldu. Peki bir tane daha yazım yanlış yapmak istiyorum arkadaşlar. Siz bir bulur musunuz? Önce bir size de cevap hakkı tanımak isterim. Yazın bakalım buradaki yazım yanlışı nerede? Kaynaklı. Nereden kaynaklı? Şimdi arkadaşlar yıl dönümü değil mi? Yıl dönümü ayrı yazılır. Bakın bunu da çok bitişik görüyorum. Nedendir bilmem. Yıl dönüyor işte. Mesela 15 Ağustos. Değil mi? Döndü. Yıl dönümü ayrı yazılır. Ama şu ne yazık ki'ye de bir dikkat edin, tamam mı? Bu ayrı. Bağlaç ya. Ne yazık ki'ler diyemezsiniz. Ama tabii sanki böyle çok şey gibi, çeldirici gibi duruyor orada. Ona da lütfen bir dikkat. Kaldı arkadaşlar, bitiyor. Evet, şöyle hemen bir ekran görüntüsünü alalım. Ondan sonra bir devam edelim. Şimdi size şu cümlenin noktalama kısmında boş bıraktığım iki yeri doldurmanızı istiyorum. Hemen cevapları bir verin. Burada çok böyle ince bir ayrıntı var. Onu konuşacağız biraz sonra. Ne gelir şuraya? Gelsin cevaplar. Evet. Genelde ne diyor arkadaşlarımız? Noktalı virgül diyenler var galiba. Direkt okuyorum. Noktalı virgül olmaz. Peki neden? Arkadaşlar bu çok önemli bir nokta, tamam mı? Yani şurada virgülleri gördünüz diye, şurada virgül gördünüz diye buraya noktalı virgül diyemezsiniz. Çünkü bu cümle artık bu cümle bitti. Bakın, şiir tahlilleri dikkatimi çeken ilk meselelerden biriydi derken bu cümle artık bir tam yargı oluşturdu ve bağlı cümle değil mi? Çünkü ile bağlandı. Bağlı cümle. O zaman bu cümle artık şuraya kadar bir cümle. Peki bu cümlenin sağında ya da solunda virgül var mı? Yok. Siz nasıl virgül koydunuz oraya?
Nasıl noktalı virgül koydunuz oraya? Bir yere noktalı virgül koyabilmeniz için o cümlenin sağında ya da solunda virgüle ihtiyacınız var. Değil mi? Eğer olmazsa olmuyor. O yüzden burası virgüldür. Bakın çok önemli bir noktadan bahsediyorum şu anda. Burada dikkat etmeniz gereken husus şunu istiyorum. Şuranın da bir cümle olduğunu görmenizi istiyorum. Çünkü bağlacıyla bağladım. Yani hani biz bağlı ve sıralı cümleler yapıyorduk ya. İki tam yargıyı çünküyle bağladım burada. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Ve sağlıyorum derken burası yine nokta oldu. Peki burada da sizden sözcük türlerini istiyorum. İşte bütün manzara budur. Nedir sözcük türümüz? İşte'nin türü nedir? Gelsin cevaplar. Edat. Arkadaşlar çok önemli. İşte'nin edat olduğunu bilmezsen yanlı gülüm keten elva bilmek zorundasın. Bütün manzara derken hangi manzara olduğunu bilmiyorum. Bir adet belgesiz sıfatım var. Budur derken bu da arkadaşlar bana zamiri vermiş oldu. İşaret zamiri. Değil mi? Peki. Şurada da bir yazım yanlışı istiyorum sizden. Gelsin cevaplar. Şuna çok dikkat edin. Türk dil kurultay diyor ya, bu kurultaylar, şölenler falan büyük yazılıyor, tamam mı? Bu önemli arkadaşlar. Bir de buradaki yanlış şu ama o zaten büyük yazdım. Kurumun derken TDK'den bahsediyorum ya. O yüzden bu kurumun K'si büyük yazılır ve kesmeyle ayrılmaz. Çünkü kurum kuruluş adları ayrılmıyordu. Tamam. Yani burada o noktaya çok 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 dikkat etmelisiniz. Ve son sorumuz. Güzel bir soru hazırladım. Bir cevabına bakın. Sorumuz şu. Aşağıdakilerin hangisinde edat anlamını veya görevini karşılayan bir ek kullanılmamıştır diyor. Buraya rakibini yenmeye gelmiş A. B. Kanlardan 5'e doğru ayrıldık. C. Yeterince oturduk artık kalkma vakti. D. Çocuk delicesine koşuyordu. E. Kaç yaşına geldin? Konuşmaların hala çocukça. Gelsin cevaplar. Biraz bekleyeceğim. Evet, ben şurada durayım. Siz bir daha bir okumak isterseniz. Gelsin cevaplar. B mi diyorsunuz? Bak öyle bir çeldirici yerleştirdim ki B değil arkadaşlar. B olamaz. Ben sizden şunu istiyorum. Edat anlamını veya görevini karşılayanak istiyorum. Ben sana edat istemedim. Oradaki doğru edat. Evet. Ama çeldiriciye kimse tutulmasın lütfen. Değil mi? Gitti. He, kullanılmamıştır diyor. Pardon. Cevap bu. Ama hani bu değil diye eleyemezsiniz. Kullanılmamış. Ama diğerlerine bakalım. Buraya rakibini yenmeye gelmiş. Bakın buradaki E değil mi? Yenmek için. Bakın bu E eki edat görevinde kullanılmış bir ek oldu. Yeterince oturduk artık kalkma vakti. Şurada mı? Yeteri kadar diyebilir miyim? Derim. Bakın burada yerine edat geldi. Çocuk delicesine koşuyordu. Casına cesine. Deli gibi diyebilir miyim? Yerine edat kullanıldı. Kaç yaşına geldin? Konuşmaların hala çocukça, çocuk gibi diyebilir miyim? Edat yerine kullanıldı. O yüzden cevap Bursa. Güzel bir soru. Elemeyi sever ÖSYM. Ben de severim. Genel olarak sorularımı zaten ÖSYM ölçüsünde yapıyorum ama KPSS'yi taradıktan sonra böyle bir ufkum açıldı arkadaşlar. Çok güzel oldu. İyi ki istediniz. İyi ki istediniz bu videoyu. Gerçekten hem sizin için hem KPSS öğrencilerimiz için, onları da sınavları hemen sizden sonra, efsane 3 tane video hazırladım. Ama bunun dışında benden başka ne isterseniz. Son güne kadar ben çalışacağım. Lütfen siz de çalışın arkadaşlar. Cumartesi sınavdan geleceksiniz TYT'den. Hemen AYT'ye çalışmaya lütfen devam edin. Neden bırakıyorsunuz? Son gün bile video atmaya devam edeceğiz. Ben cumartesi de yine AYT adına videolar atacağım arkadaşlar. Siz sınavdayken ben yazarım, hiç merak etmeyin. Hem yazarım hem çekerim. Önce yazıyorum tabii, ondan sonra çekiyorum. Peki bugünlük dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir de bir ricam daha var ki, bu sınav bittikten sonra işimiz bitti deyip böyle arkanızı dönüp çekip giderseniz gerçekten çok üzülürüm. Geçen senelerde böyle şeyler olmuştu ama ben 2022'deki öğrencilerimin daha vefalı olduğunu biliyorum. Aramızda bir samimiyet var ve bu kopmasın isterim. Gönül bağımız devam etsin isterim. Siz üniversitedeyken de benden bildirim geldiğinde eski günlerinize geri dönüp bir arada gelip hal hatır sorun dilerim. Çünkü geçmiş yıllardaki öğrencilerden vefalı olanlar bunları yapıyor. Böyle direkt abonelikten çıkanlar var. Abone olmak ücretli değil arkadaşlar. Videoları beğenmek ücretli değil. Yorum yapmak ücretli değil. Ama bunları yaptığınız zaman öğretmenlerinizin motivasyonunu yükseltmeniz çok mümkün. O yüzden sadece kendi adıma söylemiyorum. Diğer öğretmen arkadaşlarım adına da bu geçerli. Çünkü onlarla da görüştüklerim var. YouTube kanalları olup görüştüğümüz çok fazla öğretmen arkadaşım var.
Onların adına da bir konuşma olabilir bu. Dolayısıyla bizi bırakmamanız bizim için güzel bir şey. Abone olarak kalmanız hiçbir şeyi zaten sizin adınıza değiştirmemiş olacak. Ben sizin için, sizin isteklerinizi çekmeye devam edeceğim. Dediğim gibi ne başka çekmediğim, notlarıma yazdım ama unuttum, olur ya unutmuşumdur. Varsa lütfen yazın arkadaşlar. Ben gerçekten sonuna kadar bu yola birlikte baş koyduk, birlikte bitireceğiz. Sonuna kadar sizin yanınızda olmaya hazırım. Evet, bir sonraki derste görüşünceye dek her zaman ne diyorum? Unutmayın ki kalbim ve dualarım sizinle. Güç daima bizimle.